Bir önceki videoda bir üçgen yüzeyinde yer alan ı kesişim noktasının nasıl hesaplanacağını öğrendik. Peki nokta eğer bunun gibi üçgenin içindeyse ya da bunun gibi üçgenin dışındaysa ne yapabiliriz? Aslında ışın izleme aracının kullandığı yöntem vektör cebirinden faydalanıyor. Eğer ağırlıklı ortalama konusunu anladıysanız, özünde aynı olan bu yöntemi de açıklamak son derece kolay olacak. Ağırlıklı ortalamayı değiştirdiğimde I kesişim noktasının da hareket ettiğine dikkat edin. Eğer tüm ağırlıklar pozitifse I üçgenin içinde yer alır. Fakat şimdi bir ya da daha fazla ağırlık negatif olduğunda neler olduğuna da bir bakalım. I üçgenin dışına çıkıyor. Bingo! Eğer I'yı elde edebilmek için gereken ağırlıkları belirleyebilirsek işaretlerini kontrol edebiliriz. Ağırlıklardan bir ya da iki tanesi negatifse I üçgenin dışında. Aksi halde I üçgenin içinde. Peki ağırlıkları nasıl bulabiliriz? Şu an için onları bilinmeyen olarak bırakalım. Ve şimdilik küçük a, küçük b ve küçük c diyelim. Büyük a, büyük b ve büyük c düzlemindeki her ı noktası büyük a, büyük b ve büyük c'nin ağırlıklı ortalaması şeklinde yazılabilir. Küçük a, küçük b ve küçük c'yi toplamları bir edecek şekilde seçersem paydayı düşünmek zorunda kalmam. Sonuçta denklem şu hale gelir. I eşittir küçük a çarpı büyük a artı küçük b çarpı büyük b artı küçük c çarpı büyük c. Bu da biri x koordinatı, biri y koordinatı ve biri de z koordinatı için olan üç denklemin gösterimi oluyor. I büyük a, büyük b ve büyük c'yi biliyoruz. Bilinmeyenler sadece küçük a, küçük b ve küçük c. Yani elimizde 3 denklem ve 3 tane de bilinmeyen var. Bunlar küçük a, küçük b ve küçük c değerleri için çözülebilir. Küçük a, küçük b ve küçük c'yi bulduğumuzda ı'nın üçgenin içinde olup olmadığını belirlemek için bunların işaretlerine bakın. Sıradaki son alıştırmada ı kesişim noktasını hesaplamanız ve üçgenin içinde ya da dışında olduğunu belirlemeniz istenecek. Tüm bunlardan sonra kendi ışın izleme aracınız yazma sırası artık sizde.